Merhabalar, kurumsal kariyerle ilgili oturumumuza hoş geldiniz. Dört ODTÜ'lü bu arada bir aradayız. Size bu kurumsal kariyerle ilgili geçmiş tecrübelerimizi ve keyif anılarımızı paylaşmak için Özer Hocam, Türkay Hocam ve Selim Hocam'la birlikte yapıyor olacağız bu oturumu. Çok kısaca bahsetmek istiyorum ben öncelikle kendilerinden. Tüm özgeçmişlerinden bahsetmeyeceğim. Zaten onlar konuşmaları sırasında kendileri bundan bahsederler ama bizim konuşmamız için onların ne daha çok ilginç kılıyor. Biz birlikte sohbet ederken ben daha çok hangi özellikleriyle bu hocalarım hani bu kurumsal kariyer toplantısında ön plana çıkarlar, hangi özellikleri bize gerçekten çok yol gösterici olur diye düşündüğümde sadece o kısımlarından bahsedeceğim. Hani çalıştıkları firmalar, kaç yıldır çalışıyorlar falan değil. Türkay Hocam elektrik elektronik mühendisliği mezunu, bir MBA'yi de var. Mühendisliği bu kadar kor bir mühendislik eğitiminden sonra aslında bankacılık alanında kariyer yapmış bir hocamız. Uzun yıllar bankacılık alanında kariyeri var. Sonrasında da operasyonel filo kiralama işine girmiş. Mesleğinden daha farklı alanlarda çalışıyor. Hani ciddi kariyer değişimleri yapıyor. O yüzden buradaki anılarını bizlerle paylaşıyor olacak. Bunları nasıl yaptı? Ne gibi zorluklarla karşılaştı, karşılaşmadı? Bu kararları nasıl verdi? Selim Hocam PwC'de çok uzun yıllar boyunca çalışıyor. PwC bu Big Four'un içerisinde hani her büyük firmanın çok çok yakın çalıştığı bir şirket. Ama şöyle bir özelliği var aslında PwC'nin. Hani genel olarak bilmiyorum Selim Hocam doğru mu? Hani 100 kişiden işe giren 100 kişiden belki 98'i sebat edip devam etmiyordur. Evet. Genelde ilk 3 yılda PwC'de işe girenler özel şirketlere dağılırlar. Ama Selim Hocam azimle orada 15-16 yıldır PwC'de çalışıyor ve son derece de üst pozisyonda. Kendisi tabii işi gereği aslında çok fazla yeni işe alım da yapıyor. Bu nedenle ekip çok sirkül olduğu için büyük de bir ekip. O yüzden bize kurumsal bir şirkette kariyerinin başından beri çalışmak nasıl bir şey? Ve özellikle yeni işe alımlarda kendileri nelere dikkat ediyorlar? Bu konudaki bilgilerini aktarıyor olacak. Özer Hocam da yine baktığınız zaman kariyerinde çok ciddi değişiklikler yapmış bir insan. Korkmadan, ısrarla, cesaretle değişikliklerin üzerine gidebilmiş biri. Hem özel şirket kariyer, tecrübesi var, hem kendi işini kurma deneyimleri var. Özer Hocam da aslında bu yolculukla ilgili bizde yaşadıklarını anlatıyor olacak. Kısaca kendimi de tanıtayım. Ben de Ebru Özkök. Ben de aslında kendi birebir eğitimini aldığım işi yapmıyorum. Endüstri mühendisliğinden mezunum. Akademisyen olmak için çabaladığım 1-2 yıldan sonra finans sektörüne geçiş yaptım. Daha doğrusu finans alanına geçiş yaptım ve kurumsal şirketlerde üst düzey finans yöneticisi olarak çalıştım. Ben de epey bir değişiklik yaptım aslında kariyerim boyunca çalıştığım şirketlerde. Hatta en son bir de ülke değiştirdim. Şu anda da Almanya'dayım son 3 aydır. Evet, hani çok kısaca tanıştıktan sonra aslında hocam sizden bu konuşmalar sırasında daha detaylı da kendi kariyerinizdeki hikayeleri duymak isteriz. Ben açıkçası Selim hocamla başlamak istiyorum. Çünkü Selim hocam içimizde böyle bir şirkette başlayıp orada hala devam eden kişi. Aynı zamanda da dediğim gibi hani ciddi miktarda yeni mezunlarla birinci muhatap olan, yeni mezunlarla iş görüşmeleri yapan da kişi. Selim Hocam bu konuda siz neler paylaşmak istersiniz? Yani kendi işinizle ilgili bu iş görüşmeleri yapıyorsunuz. Yeni mezunlarla önerileriniz olur mutlaka. Arkadaşlarımızın ilgileneceği. Buyurun. Tabii çok teşekkürler. Merhaba herkese. Ben Selim Elban. Evliyim. İki kız babasıyım. 2007 yılında ODTÜ İstatistik bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım hem dersler hem de sosyal olarak bakarsanız radyo topluluğunda geçti. Alt kurulu, yönetim kurulu ve başkanlık yaptığım yıllar oldu. Hem yurtta hem de 100. yıl bölgesinde ODTÜ'lülerin meşhur yaşadığı bölgede zamanlarım geçti. 2007 yılında PwC'ye girdikten sonra aslında hem denetim hem de danışmanlık alanında tecrübelerim var. 14 yıldır özellikle bilgi sistemleri alanında çalışıyorum. 2019 yılında hani faydasını olacağını düşündüğüm için bir MBA tecrübem var Bilgi Üniversitesi'nde. Şu anda yaklaşık 40 kişilik uzman bir ekibin liderliğini yapıyorum.
Demin Ebru Hoca'nın da söylediği gibi gerçekten PwC bir okul gibi hani tanımlarlar. O yüzden turnover'ı çok yüksektir. O yüzden sıklıkla işe alım yapan biri olduğum için bu panelde de hani faydam olacağını düşündüğüm bir konuşma yapabilirim diye aklımdan geçti ve hani şu anda burada sizlerleyim. Son 3 yıl içinde yaklaşık 100'den fazla yeni mezun mülakatına girmişimdir. Öyle ifade edeyim. Dolayısıyla hem ayrıştırma noktasında hem de değerlendirme noktasında hani ciddi tecrübem var. Hani umarım anlatacaklarım sizler için faydalı mesajlar içerir. Bu arada hani ben anlatırken chat kısmına mezun olunca ne gibi fikirleriniz var? Hangi alanlarda çalışmak istiyorsunuz? Hani yazabilirseniz çok sevinirim. Ben aslında birkaç mesaj var, birkaç ana başlıkta topladım anlatacaklarımı. Birincisi ne istediğinize karar verin arkadaşlar. Yani ben kendimle ilgili 3 tane kısa hikaye paylaşacağım. Yani benim hayatımda çok önemli kararlar. Bunun temelinde ne istediğimize karar vermek var. Ben lisedeyken profesyonel bir futbol oyuncusuydum. Lisanslı oynuyordum ve derslerim de iyiydi. Bir karar vermem gerekiyordu. Ya lisanslı bir futbolcu olacaktım ya da hani derslerim iyi okula devam edecektim. O zaman etrafımdaki fikrine güvendiğim insanlara sordum. Danıştım, fikirler aldım. Ve şuna karar verdim. Hobimden para kazanırsam o benim için çok keyifli olmayacaktı. Hobi olmaktan çıkacaktı. Dolayısıyla orada bir karar verdim ve okulu tercih ettim. Ondan sonra hayatımda futbola hep hobi olarak kalmaya devam etti. Yani hala PwC'de 2008 yılından beri kurduğumuz bir futbol takımı var. Aktif olarak futbol oynuyoruz. Yurt içi, yurt dışı turnuvalara katılıyoruz. Diğer bir karar, önemli bir karar, üniversite zamanıydı. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Bir üniversite tercihi yapmam gerekiyordu. Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ'yü gittim, yerinde gezdim. Yerinde gördüm öğrencileri ve bir karar verdim. ODTÜ'yü gördükten sonra ben bütün tercihlerimi ODTÜ'yü sıraladım. Yani ODTÜ dışında hiçbir yeri yazmadım. Ve ODTÜ istatistik bölümüne girdim. Son kararım da mezun olurken en önemlisi. Yani ben hangi şirkette işe başlayacaktım? Bir sürü şirketi araştırdım. Kemal Kurdaş'ta tanıtım günleri oluyordu. Hepsine katıldım. Ve PwC ile orada tanıştım. Çünkü aklımda çok net bir karar vardı. Ya askere gidip aralıktan çıkaracaktım. Ya benim düşüncelerimle uyumlu bir şirkette işe girecektim. PwC'yi dinledikten sonra PwC'ye başvurdum sadece. Ve son şenliğimizin 3. günü beni mülakata çağırdılar İstanbul'a. Şimdi 3. günü çok önemli benim için. ODTÜ şenliklerinin. Bastım İstanbul'a gittim. Mülakatımı yaptım. Ve akşam konserine yetiştim. Ve finallere girmeden de bir teklif aldım. Kabul ettim. Daha finallerimi vermeden Eylül'de başlayacağım işim hazırdı. Yani dolayısıyla ben hep ne istediğime karar verdim arkadaşlar. Bunun için insanların fikirlerine danıştım. Araştırdım, soruşturdum. Yanlış kararlar da olabilirdi. Ama olacak en iyisini yapmaya çalıştım. Dolayısıyla hani çok matah değil belki ama bu kendimden 3 hikaye aslında size şunu anlatıyor. Siz de şu an bir karar aşamasındasınız. Özellikle son dönemdesiniz. Son dönemi daha yaşıyorsunuz. Belki işe alıma yönelik bir staj yapma imkanınız da olabilir. Bu pandemiyle birlikte çünkü uzaktan çalışma çok yaygınlaştı. Dolayısıyla ne istediğinize karar verin, hayalleriniz olsun ve onu gerçekleştirmek için aksiyonlar alın. Bu aksiyonları ve bu hayalleri de gelişen koşullara göre güncellemekten asla çekinmeyin. Yani bunun yanlışı yok. İkinci konu, çalışmak istediğiniz işi, iş yapış şeklini araştırın. Yani şöyle söyleyeyim, pandemiyle birlikte herkes iş yapış şekillerini değiştiriyor. Ama çalışmak istediğiniz firmalar bu süreci farklı aksiyonlarla atlatıyor. Dolayısıyla oraları bir anlamaya çalışın. Yani hangi sektörde, hangi firmada çalışacaksanız bir bakın firmalar ne yapıyor? Bu süreci nasıl atlatıyor? İnsanlara nasıl davranıyor? Müşterilerine nasıl davranıyor? İnsanların kariyer yolu anlamında neler sunuyor? Yani ne kadar ecel ve çevik bir ortamda bu süreci yönettiğini ve ne gibi sorunlar yaşadığını artık günümüzde sosyal medyadan çok kolay, yani buna vakit ayırırsanız öğrenebilirsiniz. Daha da önemlisi şirketlerin amaçlarını ve değerlerini öğrenin. Yani ben kendi şirketimden örnek vereyim. Bizim şirketimizin amacı toplumda güven oluşturmak ve önemli sorunlara çözüm üretmek. Değerlerimiz de şu.
Etik davranmak, fark yaratmak, önemsemek, birlikte çalışmak ve mümkün olanı yeniden hayal etmek. Şimdi bizim yaptığımız her şeyin ucu buna dokunuyor. Yani çalışmak istediğiniz şirketlerin değerlerine, amaçlarına bir bakın. Yani web sitelerinde çok kolay bulabilirsiniz. Yani sizin karakterinize, hedeflerinize örtüşen şirketleri seçmeye çalışın. Son olarak söyleyeceğim, kendinizi ayrıştırın ve bunu alışkanlık haline getirin. Nasıl biz manava gidip reyonlara baktığımızda bir şeyi seçmek için en güzelini almaya çalışıyoruz. Yemek yerken damak zevkimize uygun en güzel yiyeceği seçmeye çalışıyoruz. O yüzden siz de bu taraftan, hani bu taraftaki pencereden olaya bakarsanız, ilk etapta seçilmeniz, ayrışmanız lazım. Şimdi yakınlarınıza sormanızı tavsiye ederim. Ben mesela mülakatlarda bunun üstünde oldukça vakit geçiriyorum. Sizinle ilgili insanların ilk aklına gelen özelliğiniz nedir? Bunu bir sorun. Yani çalışkan mısınız, tembel misiniz, yavaş mısınız, hızlı mısınız, soğukkanlı mısınız? Yani nedir? İlk akla gelen özelliğiniz nedir? Her türlü mesleki bilginin yanında ekip çalışması bence çok önemli. Üniversitede bununla ilgili hikayeler biriktirmeye çalışın. Bu işle alakalı olabilir, dersle alakalı olabilir, sosyal platformlar da olabilir, topluluklar da olabilir. Ne iş yaparsanız yapın, analitik olmak ve yaşadığınız sorunlara çözüm üretme alışkanlığı çok önemli. Ya bu sekmez yani. Hangi işte yaparsanız yapın bir sürü sorunla karşılaşacaksınız ve bunlara çözüm geliştirmek zorundasınız. Ve en önemlisi de iletişim. Yani sosyal bir insan olmanız. Ben ODTÜ gibi 100'den fazla topluluğun olduğu bir yerde sadece derslerle ve sadece tek bir şeyle vakit geçirmeyi asla kabul etmiyorum. Yani kendinize uygun bir şey arayıp bulmanız ve onunla ilgili vakit geçirmeniz lazım. O anlamda ODTÜ çok kıymetli bir yer. Yani gerçekten benim için okul kadar, dersler kadar topluluğun da inanılmaz faydası vardır. Şimdi ben ne Selim Hocam, pardon, o arada şeyi hatırladım. Siz sanıyorum radyo kulübündeydiniz değil mi? Üniversite? Evet, radyo kulübünde dolu dolu bir 5 sene geçirdim. Onun ne kadar faydası olduğundan da bahsetmiştiniz. Benim şu an görüştüğüm herkes radyo topluluğunda. Yani iş bölümden arkadaşlarımla çok nadir görüşürüm. Ama bütün hayatım, yani daha düzenli görüştüğüm ve birlikte bir şeyler yaptığım insanların hepsi toplulukta. Çünkü orada orayı ben seçtim. Öbür tarafı çok ben seçemedim. Biraz şey gibi. Dolaylı oldu. Dolayısıyla yani bu özellikler, bu yetkinlikler sizi bir yere taşıyacak. Ama unutmayın gerisini işte öğreneceksiniz. Yani okulda bu saydıkların beceriler sadece sizin seçilmenizi sağlayacak. Şimdi ben toparlamak gerekirse ne anlatmış oldum? Bir diyorum kararınızı verin ve size uygun şirketlerin hedefleyin. Şirketlerin sizi ayrıştıracağı kaliteli bir CV ve içerik oluşturun. Süreçte kendinize güven ve fark yaratın ve ne olursa olsun iz bırakın. Yani o süreleri iyi değerlendirin. Ve şunu unutmayın, iş görüşmesi sizin işe uygun olup olmadığınızı tartıyor. Ama aynı zamanda siz de işe uygun musunuz? Yani bu çift taraflı. Yani siz de bir değerlendirme yapıyorsunuz. Bu tek taraflı değil ve son kararı siz veriyorsunuz. Yani siz bir sürece seçiliyorsunuz, mülakata giriyorsunuz ama en sonunda size bir teklif geliyor. Son karar sizde. Yani bu gücün farkında olun ve kendinizi seçtiğiniz şirketlere hazırlayın. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Yani bundan sonraki session'larda da birebir görüşmeler de yapabiliriz isteyenlerle. Ben sözü Ebru Hocam'a geri vereyim. Çok sağ olun Selim Hocam. Bence gerçekten son derece faydalı oldu. Hemen bir iki tane soru var. Onları da size yönelteyim. Salih Hocam demiş ki, şirketlerin işleyişini dışarıdan bulmak aslında zor olabiliyor. Çalışanlara bakış açısını biz sosyal medyadan çok net olarak göremiyoruz. Sizce bu konularda başka nerelere bakabiliriz demiş. Bence son derece güzel bir soru gerçekten. Çünkü şirketler sosyal medyalarda biraz da ön plandaki iyi yaptıkları şeylerle daha ortadalar. Gerçekten şirketlerle ilgili daha içeriden bilgi sizce nasıl alınabilir? Ben LinkedIn'i şöyle kullanıyorum. Mesela bir şirketle çalışmak üzere olduğumuzda orada çalışan ya da ikinci sırada olan bir ağda tanıdığım var mı ya da tanıdığımın tanıdığı var mı diye ulaşıyorum. Dolayısıyla ben yeni mezun olarak böyle bir ağım olmasa şunu yapardım. ODTÜ'lü o şirkette çalışan biri varsa, ki illa ODTÜ'lünün çalışmak istediği yerde mutlaka bir ODTÜ'lü vardır diye düşünüyorum. O yüzden ona LinkedIn'den özel mesaj yazardım. Yani ben böyle bu şirkette çalışmayı düşünüyorum.
ya da bir ya da birden fazla kişiye sorup bunun sağlamasını yapmaya çalışırdım. Ben bana böyle bir soru gelse büyük bir samimiyetle cevap verirdim. Yani dolayısıyla bu biraz şey, insider bir bilgi olduğu için yani sosyal medyada kısıtlı olabilir ama hani ben bu şirkete yaklaşmakta olan biri olarak hani orada ODTÜ'lü varsa ona LinkedIn'den direkt mesajla iletişime geçerdim. Evet. Benzer görüşteyiz aslında. Bu oturumlarda da katılımcılarımıza söyleyeyim. Bu oturumlarda birebir bire görüşme yapma şansınız var. İnsanları, bu katılımcıları, bizim gibi bir sürü oturum var çünkü. Bütün katılımcıları bir yere not etme şansınız var. Ben de açıkçası onu öneririm. Yani ileride bir şey danışmak istediğiniz zaman birebir bu kadar değerli ODTÜ'lüler var havuzda. Onlarla mutlaka görüşüp onların fikirlerini almak isteyebilirsiniz. Bunlar güzel network aslında fırsatları, aynı zamanda iyi iletişim fırsatları. Onları iyi değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Selim Hocam çok teşekkür ederiz. Bir de Necmettin Güzel. Hocam demiş. Demiş ki decision making is an art or science. Hangisi? It depends diyeyim ben. Yani yerine göre art, yerine göre science yani. Onu birebire gelirse örneklendiririm. Güzel soru. Peki. İyi güzel soru. Evet. O zaman şöyle, Selim Hocam'ı dinlediniz. Ben derim ki şimdi biraz da Türkay Hocam'la ilerleyelim ve Türkay Hocam da bize bambaşka bir kariyerle ilgili aslında yaşadıklarını ve bu kariyerden çıkarıp bizlere önerebileceklerini paylaşsın. Biraz önce paylaşmıştım hani Türkay Hocam elektrik elektronik mezunu ama mühendisliği çok az yapmışsınız hocam. Evet. Ondan sonra bankacılık kariyeri var. Peşinden filo kiralama, operasyonel filo kiralama kariyeri var. Hani hem çok cesur sıçrayışlar var hem de aslında okuduğunuz, eğitimle aldığınız bölümden çok farklı bir yöne evrilmişsiniz. Nasıl yaşadınız bu şeyi? Yani bu yolculuk nasıldı? Neler kattı size? Ne önerirsiniz gençlerimize? Valla yani Selim'i dinlerken çok böyle birkaç tane benzeştiğimiz noktayı da hemen not aldım. Benim de aslında bir hani çok severek girdim ben elektrik elektronik mühendisliği. Çok böyle evde zaten her türlü elektrikli eşyayı işte yapboz gibi bozuyordum. Tekrar tamir ediyordum vesaire. Çok ilgim vardı. Çok da popülerdi benim zamanımda. Dolayısıyla çok severek girdiğim bir okul oldu ama İlk yıldan sonra benim ilgim biraz böyle şeye kaydı, spora kaydı, basketbola kaydı. Basketbol antrenörlüğü yapıyordum ben okula girerken de. Okulda da bu kariyerimi devam ettirdim okulla beraber ama bir süre sonra basketbol daha ağır bastı. Ve yani okula gitmediğim, uzunca dönem gitmediğim dönemler oldu. Dolayısıyla zaten ister istemez hani elektronik gibi zor bir bölümde benim eğitimim uzadı. Ama sonra aynı Selim gibi ben de bir aydınlanma yaşadım. Dedim ki ya bir dakika yani basketbol antrenörlüğü kariyeri mi yoksa hani normal hani okulu bitir ondan sonra onun üzerine inşa edeceğim bir kariyer mi? Açıkçası hani antrenörlük kariyerim daha yavaş gitti. Hatta ben üniversite takımında bir sene çalıştırmıştım. Onun üzerine tekrar okula geri döndüm ama arada biraz tabii süreyi uzatmış olduk. Okulu bitirdikten sonra da gene yani çok zor okudum dolayısıyla ben ODTÜ'ye çok severek girdim. Yani çok keyifli zamanlarım oldu. Ama topun peşinde koşturmaktan biraz eğitimi şey yaptık, geri plana attık. Sonrasında aslında hani basketbolla işi birleştiren bir Türk Telekom tecrübem oldu benim. Bir sene mühendis olarak çalıştım ama orada da böyle çok gördüm ki zaten Ankara'da o dönemler çok fazla mühendis olarak çalışabileceğiniz yer yoktu. Çok masa başı işi yaptırıyorlardı. Hani çok böyle hani gerçek anlamda bir mühendis gibi çalışabileceğimiz iş zaten kendi etrafımdaki mezun arkadaşlara da baktığımda çok fazla masa başı iş yapıldığını gördüğüm için dedim ki ya bir dakika galiba ben hani aslında bir mühendis tipi değilim. Acaba hani başka bir şeyler mi yapsam? Onun üzerine bir işletme master'ı yaptıktan sonra bankacılık kariyerim başladı. O da gene böyle bir popüler bir şeyin etrafında İstanbul'a geldik ve işte 13 yıl bankacılık yaptım. Bu şeyden önce bir kısaca ya ben neler yaptım diye şöyle bir geriye dönüp baktığım zaman hani bu benim 32. yılım hayatımda, iş hayatımda toplam 11 şirket. 11 ayrı kurumda çalışmışım. Hani bakarsanız ortalama 2-3 yılda bir şirket değişiyor gibi bir hava var. Dolayısıyla hani ciddi bir deneyim biriktirmişim.
2-3 yılda bir şirket değiştirmedim. İlk çalıştığım bankada 7 yıl çalıştım. Şu anda çalıştığım kurumda da 13 yıldır çalışıyorum aslında. İstikrar da var, istikrarsızlık da var. İki kere bahsettiğiniz gibi kariyer değişikliği var. Koca koca bankalar var, küçük aile şirketleri var. Bayağı bir hani kurumsal kariyerde. Bu arada hani bir dönem kendi küçük şirketimi kurup böyle bir danışmanlık tecrübesi de var. O yüzden bayağı hani kurumsal kariyer, kişisel kariyer çok şey yaşadım. 38 yaşında genel müdür oldum. O tarihten beri de üst düzey yöneticilik yapıyorum. Dolayısıyla hani kurumsal kariyerimde en üst noktalarına bir şekilde ulaşmış durumdayım. Benim arkadaşlara birinci tavsiyem şu, gene hani Selim'den aldığım şeyle bir, sevdiğiniz, keyif alacağınız işi bulmaya çalışın. Bu çok zor değil. Dönüp kendinize biraz bakarsanız böyle sizin ta çocukluğunuzdan beri gelen, hoşlandığınız aslında birçok şey var. Bunları böyle bir hani iş anlamında bakarsanız çıkarabilirsiniz, bulabilirsiniz. Belki bunun üzerine eğitim almamış olabilirsiniz. Çünkü hani işte bazen popülerin peşinden koşuyoruz. Hepimiz o hataya düşüyoruz aslında. Gerçekten sevdiğimiz, çok keyif aldığımız bir eğitimi de almaktansa bazen hani işte etkilenerek başka bölümlerde okuyabiliyoruz. Ama neden keyif aldığınızı bir çıkarmanız lazım. Bu çok önemli bir şey. Ben şu anda operasyonel kiralama işi yapıyorum. Bu işe girdiğimde, bu işe tesadüfen girdim bu arada. Bu işe girdiğimde dönüp şunu fark ettim bir süre sonra. Lise yıllığımda acayip otomobillerle ilgili şeyim varmış. Bir bölüm varmış. Yani çok otomobil seviyormuşum ben. Lise yıllığımda bunu yazmışlar. İnsanları bayıyormuşum ben lisede böyle otomobille ilgili. Şu anda yaptığım işte otomobille finans karışık bir iş. Aslında sonradan fark ettim. Sonra motor yarışlarına katıldım. Yani araba yarışçısı oldum. Bir dönem arabalarla yarıştım. Böyle ciddi bir araba sevdam varmış ama bunu hiçbir zaman ben üniversite eğitiminde ya ben gideyim işte otomobil ya da araba üzerine bir bölümde okuyayım yapmamışız. Dolayısıyla bir hani bir dönüp insanın önce kendine bakması lazım. Ben neden hoşlanıyorum, neden keyif alıyorum, neyin üzerine eğitim yapabilirim, ondan sonra da kariyerimi neyin üzerine kurarım. Ama bunun şeyin altını tekrar çiziyorum yani mezun olduğunuz bölüm her zaman hani size kariyerinizi göstermiyor. Dolayısıyla hani mezun olduğunuz bölüm, üniversite Selim de biraz bahsetti. Evet biraz bize, hepimize bir formasyon veriyor. Hepimiz orada işte kötü bir eğitim alıyoruz. İlişkilerimiz oluyor. İşte hobilerimizin etrafında koşturuyoruz. Kulüplere giriyoruz. Dolayısıyla oradaki eğitim her şey değil. Oradaki not da her şey değil. Yani bugün işte 2 ile mezun olanla 4 ile mezun olan arasında tabii ki farklar var. Ama emin olun iş hayatında bir süre sonra hani 10. yılından sonra kimse dönüp size ya sen üniversiteden kaçta mezun oldun diye sormuyor. Biz de sormuyoruz. Dolayısıyla iş hayatındaki performans tamamıyla iş hayatındaki performans. Orada okuldaki notun girişte bazen önemi var ama ondan sonra emin olun hiçbir önemi yok. Yine hani Selim'den aldığım notlar, çalışacağınız kurumu iyi araştırın. Yani kurum kültürü dediğimiz şey çok önemli. Yani bir, çalışanına ne kadar önem veriyor? İki, nasıl bir eğitim ve kariyer olanakları sunan kurumlar? Üç, gene hani artık tüm kurumlarda bunun farkında yaşadığımız topluluğa, yaşadığımız çevreye ne gibi faydaları var? Hani bu kurumsal sosyal sorumluluk dediğimiz. Bugün artık her vatandaş olarak hani dünyayı hızla tüketiyoruz. O yüzden hepimizin sorumluluğu var. Çalıştığımız şirketlerin de sorumluluğu var. Bu anlamda bunları bakmalarını tavsiye ediyorum. İş hayatında kazalar olur, onu söyleyeyim. Dolayısıyla bundan vazgeçmemeler lazım. Ben 32 yılda bir sürü kaza yaşadım, çok net. Bir sürü kaza yaşadım. Hani vaktimiz olsa anlatacağım çok şey var da ileride belki kitap yazarım diyorum. Bunlardan yılmasınlar. İlk işleri önemli ama yanlış bir işte başlayabilirler. Bu da hiç sorun değil. Yani ilk iş yanlış bir iş olabilir. Bu da hiç sorun değil. Çünkü hani çok uzun bir kurumsal kariyerde ilk işte illaki hani bir problem olursa tekrar yeni bir iş bulabilirsiniz. Kendinize güvenin en başta. Hani gene hani Selim'den aldığım şeyle kolay değil tabii şu anda. Türkiye'de çok yüksek bir işsizlik var. İş bulmak kolay değil. Dolayısıyla kendinize yatırım yapmanız lazım. Yani sadece bir üniversite mezunu olarak çıkmak bugün
bu yarışta maalesef sizi ön planda sokmuyor. Dolayısıyla hani sizin iş hayatındaki hani becerilerinizi de bir şekilde kuruma göstermeniz lazım. Bu işte sadece iş değil, hani iş dışında ne gibi hobileriniz var, ne gibi işler yapıyorsunuz, ona yatırım yapmanız lazım. Birkaç tane yabancı dil, belli teknik beceriler, normal işinizin dışında buralarda kendinizi geliştirmeniz lazım. Biraz da bir hayat çok hızlı değişiyor. Burada dikkat etmekte fayda var. İnsanoğlu olarak bizim en büyük becerimiz adaptasyon. Dolayısıyla yeni şeylere adaptasyon da önemli. O yüzden hep böyle hani iş hayatında neler oluyor, neler değişiyor, yenilikler neler, bunları da kovalamanız lazım. İlişki yönetimine şöyle notlarıma bakıyorum. Kurumsal hayatta ilişki yönetimi önemli şeylerden bir tanesi. Sonuçta işte üstünüzde bir yönetici var, yanınızda takım arkadaşları var. Dolayısıyla takımla iyi geçinmeniz lazım, yöneticinizle iyi geçinmeniz lazım, onları anlamanız lazım, kendinizi iyi anlatmanız lazım. O yüzden her şeyin tepesine koyuyorum biraz ilişki yönetimini. Son olarak da gene kurumsal kariyerde çevre çok önemli. Hani bugün İngilizce network, Türkçesi yani çevre. Çevrenizin olması çok önemli. Bu tabii zamanla büyüyecek ve genişleyecek bir şey ama buna üniversitede de başlayabilirsiniz. Yani işte üniversitede bir takım yapmış olduğunuz hobilerin bir yarattığı çevreler var. Yani işte bugün senin futbol oynuyor, oradan bir çevre yapmış ya da işte radyodan yapmış. Benim basketboldan çok ciddi bir çevrem vardı. Lise arkadaşlarımdan çok ciddi bir çevrem vardı. Ondan sonra işte üniversitede bir hani iyi kötü çevre ve o şeylerden, topluluklardan da kesinlikle kopmayın. Çünkü hani demin gene ipucu verildi. Hani çevre dediğiniz şey işte mezun olduğunuz okul, yaptığınız hobi, işte içinde bulunduğunuz bir grup. O size bir sürü kapıyı açıyor. En azından hani çünkü birçok kuruma belki hani kapılar hep kapalı ama bir kapıyı açmak için bir şeye ihtiyacınız var. Dolayısıyla çevre size çok kapı açıyor. Şöyle bir bakıyorum notlarıma. Bir de staj yapın. Yani mümkünse staj yapın. Yani biz çok hani staja yani her şirket kendi kapasitesi ölçüsünde staj yapıyor. Staj yapmak o şirketi tanımanın en güzel yolu. Yani demin güzel bir soru gelmişti. Yani nereden tanıyacağım diye. Yani illa içeriden birisini bulmanız lazım. Birinci tanıma yolu o. İkinci tanıma yolu da yapabiliyorsanız staj yapın. Çok staj yapın hatta. Hani bir iki yaz tatilinizi harcayın bu konuda. Çünkü çok önemli bir kariyerin başı. Hani kısa tutun. Türkiye'de yaz tatilleri uzun zaten. Yani üç ay kimse tatil yapmıyor. Dolayısıyla gidin. Hani birer ay en az iki yaz üst üste böyle 4-5 kurumda staj yaparsanız hem iş hayatı hakkında bir fikriniz olur. Hem hani yapacağınız işle ilgili, neler yapacağınızla ilgili değişik bölümlerde yapabiliyorsanız staj, yani belki siz ne bileyim finansı düşünüyorsunuz ama pazarlama size daha uygun. Ben böyle çok hani zorladığım şeyler vardır, adaylar vardır. Böyle gelir işte muhasebeye başvurur, ya seni satışa koysak ne dersek derim. Çünkü bir fikriniz yok ama staj yaparsanız emin olun çok fikriniz olur. Kendinizi de biraz daha tanırsınız, iş hayatında nerede başarılı olacağınızı, nerede keyif alacağınızı staj sırasında daha çok anlarsınız. Her sene süreye de bakarak herhalde şu ana kadar birçok şey söyledim. Var mı bana gelen soru diye sorulara da bakmakta fayda. Bir tane sorumuz var Türkay Hocam. Bu keyifli paylaşımınız için çok teşekkür ederim. Benhar Hocam demiş ki, ben de gıda mühendisinden yeni mezun oldum. Ama aslında satış ya da pazarlama kariyeri düşünüyorum. Yalnız ilk işe alımda daha çok o konuda bir tecrübe yoksa hani böyle işlere kabul edilmemiz zor olabiliyor. O yüzden mesleğinden farklı bir yöne gitmek istiyorsa insan iş arayışında onlara neler önerirsiniz? Vallahi hiçbir şekilde engel değil. Yani bir mühendisin satışçı olması ya da pazarlamacı olmasında hiçbir engel yok. Çünkü demin biraz anlatmaya çalıştım. Üniversite bir formasyon veriyor. Sizin kişiliğiniz çok daha önemli. Eğer gelip mülakatlarda o hani satış ve pazarlamanın gerektirdiği işte sıcaklığı, ilişki becerilerini, hani insan odaklı olmayı, insanlarla işte çalışmayı, sevmeyi gösterirseniz mühendis olmanın önünde, mühendis okumanın satışçı olmasının önünde hiçbir engel yok. Dolayısıyla eğer o engeli çıkarıyorsa o şirket çok hani çok klişe, çok böyle kalıplarla çalışan bir şirkettir. Bugün bizim birçok mühendis satışçımız var. Ben açıkçası tercih de ederim. Çünkü mühendislik formasyonu biraz hani o analitik kafayı da verdiği için üstüne bir de böyle satışçı yapıyorsanız çok güzel kombinasyon.
Yani hem insan iç bir ritim hem üstüne arka tarafta bir analitik kafa çok güzel bir formasyon olur. İyi başarılı bir satışçı da olur arkadaşım. Ben de katılıyorum. Hani şirketler de zaten böyle bakıyorlarsa, biraz önce Selim Hocam söylemişti, çok güzel söyledi. Dedi ki aslında siz de şirketi seçiyorsunuz. Yani size sadece o formasyonuna bakan ve istediğiniz yolda sizi ilerletmeyecek şirketi değil, diğer şirketleri daha çok seçmeye çalışırsınız. Yine Salih Hocam'dan bir soru var. Diyor ki ben aslında öğrenciyken elimden geldiğince staj yaptım ama şu anda mezunum. Mezun olarak stajyer alan yerler de var. Sizce bu bir zaman kaybı mıdır yoksa aslında tecrübemi arttırır mı? Bence yapabiliyorsa yapsın. Yani çünkü staj sırasında da iş aramaya devam edebilir ve iş bulursa da herhalde stajını sonlandırıp o işe gidebilir. Dolayısıyla ne kadar çok tecrübe ederse, ne kadar çok hani iş hayatını anlarsa, mezun bile olsa bence yapsın. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben bir tavsiyede bulunabilirim bu soruyla ilgili. Yani şirketlerin tabii insan kaynağı ile ilgili kotaları olduğu için ve bir bütçe hesabının altında bir insan kaynağı olduğu için stajyer ihtiyacı işe alıma yönelikse çok kıymetli. Tabii. Yani bir onu değerlendirmek lazım. Bir de stajın tanımına bakmak lazım. Yani o stajda ne yapacağım? Ya adı stajyer ama bizim mesela demin ilk söylediğim konudan ötürü stajyer yeni mezunla benzer iş yapıyor. Ama bir kota mantığı var. Bir turnover olduğu için ben şu an İstanbul, Ankara, İzmir bölgede 12 tane bugüne kadar çalıştığımız stajyerin hepsi işe alındı. Yani dolayısıyla ona bir incelemesini, onu değerlendirmesi iyi olabilir. Yani staj diyoruz ama yani bizde gerçekten işi öğrenilecek tarzda, işi test edecek anlamda bir dönem geçiyor. O yüzden o dönem nasıl geçecek? Sonrası ne olacak ve sen ne kadar onu bir iyi değerlendirmek lazım. Buna şöyle bir ilave yapayım ben. Yani stajın şöyle bir faydası da var. Şirket kişiyi tanıyor, kişi de şirketi tanıyor karşılıklı. Bizim stajdan yani yaz stajı yapıp üniversiteyi bitirdikten sonra işe aldığımız çok elemanımız var. Çünkü işe alım şirketler için bir risktir. İşe alım çalışan için bir risktir. Yani bazen ben şey şakası da yaparım böyle. Mülakat biter, insan gelir çalışır. Derim ki ya şu ana kadar seni hep kandırdık. Şu ana kadar bütün mülakatlarda hep sana yalan söyledik. Bu şirket bambaşka bir şirket. Acayip kötüdür. Herkes birbirinin gözünü oyar. İşte öyle kötüdür, böyle kötüdür. Çalışan şöyle bir şey yapar. Dedim ki şaka. Yani çünkü bazı şirketler evet baktığınız zaman hani o işe alım sürecinde kendini bayağı bir belli eder. Ama hani bazen de hayal kırıklıkları da olabiliyor. Yani umduğunu bulamıyor bilir insanlar şirket olarak. Şirket için de geçerli bu. Hani çalışan alırsınız bir bakarsınız hani her şey çok iyi, stajı çok iyi vesaire ama gelip iş hayatında performans göstermeyebilir. Ama staj bu riskleri bayağı bir azaltıyor. Yani hem çalışan şirketi bayağı tanıyor çünkü giriyor orada içeride vakit geçiriyor, insanları görüyor, kültürü görüyor, iyi kötü. Şirket çok iyi görüyor. O yüzden staj, bir tane de not gördüm hani stajda işten ayrılmama zorunluluğu da var. Zorunluluk bile olsa staj yapın. Hani sizin adınıza da şirket adına da riskleri bayağı azaltan bir şey. Staj nişanlanma gibi, nişanlılık dönemi gibi düşün. Evlilik öncesi. Son çıkış. Evet evet, güzel bir tanım oldu. Devam edecek evet. Miyiz, etmeyecek miyiz? Karar İyice tanışıldı, karşılıklı tanışıldığı bir dönem. Çok teşekkür ediyoruz Tıkay Hocam. Sorular var bir iki tane daha ama onları da artık tek sona saklamak istiyorum. Çünkü Özer Hocam'la da paylaşmak istediğimiz çok güzel şeyler var. Böylelikle aslında hepsini birden en sonda yanıtlayalım kalan sorularımızı. Özer Hocam şimdi size geçiş yapmak istiyorum. Sizin de böyle değişik yine böyle çok şirket değiştirdiğiniz, kendi işinizi yaptığınız bir kariyeriniz var. Yani bir arayışınız, bir yolculuğunuz var aslında. Bir de sizinle sohbette de biz bu aslında şeyi konuşmuştuk, not ortalaması konusunu. Orada da işte size demiştiniz ki ben 2.01 GPA ile mezun oldum. Şimdi 2.0 GPA ile mezun olan ODTÜ'den birisi olarak aslında bu yolculuğunuzu biraz da siz bize tanımlar mısınız? Ve bu yolculuğunuzdan neler paylaşmak istersiniz bu arkadaşlara? Teşekkür ederim. Günaydın arkadaşlar. Bu saatte zaman paylaştığınız için teşekkür ederim. Burada ben hayatımı anlatacağım. Bir tavsiye verme durum verecek durumda değilim ama iyi bir kariyer, iyi bir okul hayatı yapmak, yaşamak isteyen, iyi bir GP kümülatif getirmek isteyen arkadaşlarla kurumsal kariyer yapmak isteyen arkadaşların benim yaptığımı yapmamalarını tavsiye ederim.
En başta böyle başlayayım. Yaptıklarımı yapmayın ki yüksek bir GP'niz olsun ve kurumsal kariyerde de tepelere kadar, genel müdürlük veya şirket ortaklığına kadar gidebilirsiniz. Okul hayatı 89 işletme mezunuyum. 6 senede bitirdim, 1 senede bitim var. Okul hayatı devamlı değişikliklerle geçti. Yani derslere çok fazla vakit ayırdığımı söylemem. Zaten 2.01'e ulaşmak da benim için kolay olmuş değildir. Riskli bir kulüpteydi. Okul döneminde yurtbaşı kartlarının satılması. O zamanlar yurtbaşı kartları gönderiyordu arkadaşlar. WhatsApp'ta mesela satılmazdı. Yılbaşı kartlarının satılması, floppy diskler, double side, double dance disklerin satılması, sonra hafta sonları turların organizasyonu, taksi şoförlüğü, işte değişik değişik pek çok işlerle geçti. Epey bir hayatla beraber çalışmakla geçti. Bunları yapmamdaki sebep de çok para ihtiyacı olduğundan değil, o konuda açık bir net söyleyeyim size. Biraz dışa açık olmak ve iletişimi sevmemden dolayıydı. Yoksa Allah'a şükür ailemiz yardımcı oluyordu eğitimimizle alakalı. Parasızlıktan dolayı böyle bir şeyle girmedim. Tabii bizim de repeat yaptıktan sonra 2.01 ile mezun olduk. Tabii bizim zamanımızda Özal dönemleri yurt dışı hayali vardı. Hepimiz yurt dışına gittik. İşletme bölümü, okul bitecek, bütün kapılar bize açılacak. Askerlik bir maceradan sonra Suudi Arabistan'da bir iş buldum. Ama bu arada Ankara'lıyım, doğma büyüme Ankara'lıyım. Hiç hayatımda İstanbul'a gitmemişim. Mecbur iş görüşmesi yapmak için Suudi Arabistan'a İstanbul'da firmayla görüşme yapmaya gittiğimde dönüşte her sene de staj yaptım bu arada, onu da söylemedim. Her yaz stajım vardır. Staj yaptığım firmalardan firmanın genel müdürüyle karşılaştım. Ben bir yandan Suudi Arabistan'a gitmeyi planlıyorum. Birdenbire İstanbul'da iş olarak çıktı karşıma. Suudi Arabistan kabul edildi ama şişe cam fabrikalarıydı bu. Burada kabul edildiğim için ilk iş hayatıma hiç gitmedim İstanbul'da, hiç yaşamak istemedim İstanbul'da ve şişe camda başladım. İyi de 4-5 yılım geçti şişe camda. Arkasından kafamda kendi işimi kurmak vardı. İlk yaptığımız iş Millet Gazetesi'yle birlikte kütük ilanların bir call center sistemine satışıydı. Bunu gerçekleştirmek için şişe camdan ayrıldım, işimi kurdum. O zamanki internet yok tabii, sahibinden kolun bir versiyonu, farklı bir versiyonuydu. Duvara tosladık, olmadı. Millet Gazetesi'nde ciddi bir kadro değişikliği oldu. Tekrar profesyonel hayata döndüm. Pirelli'ye girdim. 4 sene Bilardo'da çalıştım. Yurt dışında çalışmak çok güzel bir şey, hepinize tavsiye ederim. Ama uzun süre bana uymaz. Orada yaşamak devamlı kadar uyumaz. Türkiye'nin özlemi de ayrı. Bu arada istediğim işine gelmedi. Onlar beni geri gönderdiler. bu çalışmadan sonra Pirelli'de 6 yıl yakın çalıştıktan sonra yine tekrar kendi işimle alakalı ve uluslararası intermodal transportuyla alakalı bir sistem geliştirmek için ayrıldım. O işi kurmaya çalıştım ama 2000 krizleriydi. Açıkçası yüzümüzde gözümüzde başladık yine. TNT ve Koç ortaklığı gündeme geliyordu. Koç Holding vardı. Genel müdürüne bir yazı yazdım. Hemen ortaklıkta kabul edildik. Koç grubunda çalışmaya başladım. 8-9 yıl Koç grubunda çalıştım. Arkasından kartlı ödeme sistemleri kuralım diye 3 arkadaş ortak çıktı. 2008 krizine denk geldik. Orada bir duvara tosladık. Tekrar profesyonel hayata geçtim. DHL firmasında çalışmaya başladım. Çocuklar için ritmik jimnastik kulübü kurduk. Projede iyi çalışmaya başladı ama iş DHL'den ayrıldı. Ama arkasından çok para kazanamadık. Sıkıntı çıktı. Tekrar profesyonel hayata geçtim. Şu anda Kühne-Nagel Alman firmasında çalışıyorum. Şirket elbikleri üzerine çalışıyorum. Gayet iyi de bir işim var. Ama belli bir yaşa geldik. Uzun süre devam etmeyecek. Bu arada 2 evlilik 2 boşanma. 4 tane çocuk. Teşekkür ederim. Allah bağışlasın dediğinizi hissediyorum şu anda. Telefon olarak. Çocuklarımla beraber yapacağım bir iş peşindeyim şu anda. Zaten yüzümüzde benim seviyeye geldi. Uzun süre çalışamayız ama kurumsal firmalarda özellikle.
Benim özetle söyleyeceğim şu, bundan sonra sizden biraz, sizle ben benzeştiğim nokta, ben de yeni bir kariyer atımındayım. Yeni bir iş kurma aşamasındayım. İşler aylık çocuklarımla beraber yapacağım işi organize edeceğim. Pandemi sebebini, pandemi ben fırsat olarak görüyorum. Her şey çok değişecek. Yani karakter olmak, benim kitabımda bir proje üretirim. Yeni bir projede sizden, bu yeni projemde sizden iyi dileklerinize talibim. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Özer Hocam. İnşallah bu yeni gideceğiniz yolda da gerçekten çok keyifli, çok istediğiniz gibi, istediğiniz hedeflere ulaşabileceğiniz şeyler yaparsınız. Güzel ve yani hoş bir serüven paylaştınız. Çünkü aslında şunu gösteriyor, öyle hissettiriyor bana. Kendimde de ben daha çok onu hissederim. Yani değişimden korkmamak önemli bir şey. Yani bir şeyi, işi değiştirdiğinizde, yaptığınız şeyi değiştirdiğinizde her zaman mükemmele ulaşamayabiliyorsunuz. Bazen gerçekten duvara tosladığımız zamanlar da oluyor. Ama hani bir yerde mutlu değilseniz ya da yapmak istediğiniz o kariyer sizi bir yere götürmüyor diye hissettiğiniz, tıkandığınızı hissettiğiniz noktada o değişiklikten korkmuyor olmak önemli. Bence Türkay Hocam'ın da, Özer Hocam'ın da aslında bizlerle paylaştığı hikayeler biraz bunu da gösteriyor. Ne istediğinizi bilip o doğrultuda giderseniz, evet her zaman bu yol böyle dümdüz yukarıya tırmanan bir yol olmayabilir. Yol arada baktığınız zaman böyle dolambaçlı bir yerlere sapan yollar da olabilir. Ama hani ararsanız aslında gitmek istediğiniz yere, o mutluluğu öyle bulursunuz. Yoksa hani hem mutsuzum ama hem de burada kalayım. Çok fazla iş hayatında, kurumsal iş hayatında gerçekten çok işlemiyor. Buna benzer bir soru var mesela. İşte demiş ki Seren Hocam, yani kurumsal bir şirkette çalışma süresi önemli midir demiş. 3-5 yıl mı? Yoksa mesela bir şirkette girip 15 yıl çalışmak mı önemli? Bilmiyorum hocam, ne dersiniz? Yani benim mesela kendi kariyerimde Seren, benim 15 yıl çalıştığım bir grup da oldu. Hani çok keyifli çalıştım gerçekten. Çok şey öğrendim. Benim kariyerimin başında, benim finans alanında kariyerimi bina etmeme çok büyük faydaları oldu. Ama orada da mesela bir yere geldikten sonra tıkandığımı hissedip iş değiştirdim. Ondan sonra 3 yılda, 5 yılda çalıştığım yerler de oldu. Yani benim görüşüm hani böyle çok standart bir süre olmadığı yönde, ama bilmiyorum sizler ne dersiniz? Türkay Hocam. Söyleyeyim o zaman. Müsaadenizle kusura bakmayın. Uzun yıllar çalışmak için öncelikle şu gerekiyor. Kurumsal dediğimiz büyük firmalarda. Benim görebildiğim kadar adaptasyon çok önemli. Yani evrim teorisinin temeli adaptasyondur. Güçlü olan değil, kolay adapte olan hayatta kalır. Eğer bulunduğunuz kültüre kolay adapte olabiliyorsanız, işte müdürlerinize, şirket kültürüne, iş arkadaşlarınıza, çevrenize, o şirkette çok uzun süre kalıp çok uygun pozisyonlara gelebilirsiniz. Benim gibi adaptasyon zorluğunuz olursa o sıkıntı yaratır. Birkaç sene sonra çıkmak ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bence bu sorunun çok doğru bir cevabı yok. Bu biraz sizle alakalı, biraz kurumla alakalı. Eğer çalıştığınız kurumla sizin hani kariyer hırslarınız, kariyer beklentileriniz, iş özel hayat dengesine verdiğiniz önem, kurumun buna verdiği önem, kurumun size verdiği önem, kurumun size yaptığı yatırım, kurumun genel bakış açısı, yaptığı iş, yani bunlar çok örtüşürse uzun yıllar çalışabilirsiniz. Hatta girerseniz ilk işinize emekli bile olabilirsiniz. Böyle bir sürü örnek var. Ama hani bunların uyuşmadığı yerler de olabilir. Bir tanesi, birkaç tanesinde olabilir. Dolayısıyla siz devam etmeyip başka bir iş arayışına girebilirsiniz. Yani o kurumu beğenmezseniz ama o sektörde başka bir işe geçebilirsiniz. Dolayısıyla net bir cevap vermek kolay değil. Ama tabii iş hayatı bir piramit, onu da unutmamak lazım. Bu sizinle de alakalı. Hani o piramitte yükseldikçe kutular azalıyor. Dolayısıyla yükselmek için de bazen demin Özer Hoca'nın söylediği gibi hani belki o kurumda yükselme olanağı bulamayıp ayrılabilirsiniz. Hatta size dışarıdan teklif gelebilir. O yüzden hani bu sorunun net doğru bir cevabı yok. Çok uzun yıllarda çalışabilirsiniz. Bütün aşamaları yükselersiniz tek bir kurumda ya da birkaç kurum değiştirerek bu kariyer adımlarını atabilirsiniz yukarıya doğru. Ben de bir cümle söyleyebilirim bununla ilgili. Yani bu takım tutmak gibi değil arkadaşlar. Hani taraftarı olursunuz yıllar boyu, başka bir takımı sevmezsiniz falan, böyle bir şey değil. Bu, ben şeye benzetiyorum biraz. Hani
Hepimiz bazı filmleri izlemeye başlayıp heyecanla sonuna kadar izlemişizdir. Ya da böyle aralarda ya sıkılıp kalkmışızdır. Hani beslendikçe oturursunuz, devam edersiniz, asılırsınız. Ama baktığınız bazı yerde bir yerde bir kısıntı şeyler olur, tıkanıklar olur. O zaman başka arayışlar devreye girer. Bu da öncelikler, yani maddi öncelikler, sosyal öncelikler. O yüzden bunun hocamlarıma katılıyorum. Doğrusu yok. Yine ben it depends diyerek. Evet, it depends güzel bir cevap oldu. Bir sürü durum. Her şey uyar. Danışmanlık. Pardon. Decision making post'ta yalnız benim bir notum vardı, onu müsaadenizle ileteyim. En kötü karar kararsızlıktır diye bir felsefem var. Kendime uyguladım. Yani yanlış karar vermek çok fazla uğraştım. Vermemek için çok fazla uğraşmam. Ama kararsız kalmamaya özellikle özen gösteriyorum. Yanlış kararlar verdiğim için de çok şey oldu, duvarları tosladığımız oldu ama kararsız kalmadığım süre içinde hiç pişmanlığım yoktur. Decision making ile ilgili soruya cevap olarak hızlı karar bence doğru karardır. Evet, yani karar verebiliyor olmak, hiç karar verememek ve hep sürüncemede kalmaktan gerçekten çok daha iyi. Ben de hep şunu düşündüm iş hayatımda. Açıkçası hani çalıştığım şirketlerde böyle şirkette bazen içeriye girdiğiniz zaman o şirkette çalışırken çok güzel günleriniz de oluyor ama gerçekten çok sıkıntı yaşadığınız dönemler de oluyor. İş değişikliğimi genelde hani şirketle böyle hızlı anlık kızgınlıklarım üzerine kurmamaya çalıştım. Yani mümkün olduğunca kendi kariyerimi ön plana koyarak iş değişikliği yaptım. Yani çalıştığım şirkete kızdığım için değil. Bunu ön plana daha çok çıkarmaya çalıştım. Çünkü öbür türlü hani baktığınız zaman bir febril bir hareketle değişiklik yapmış oluyorsunuz. İkincisi de her şirketin aslında iyi ve kötü yönleri var. Yani hani böyle tümüyle mükemmel olan hiçbir şirket yok açıkçası. Her şirkette içeriye girdiğinizde karşılaşacağınız sıkıntılar da oluyor. O yüzden hani değişiklikleri daha çok gerçekten ön plana kendinizi koyarak yapmak önemli. O yüzden Selim hocamın o ilk başta söylediği şeyi gerçekten çok beğendim. Hayat düsturu olarak çok beğendim. Öncelik sizsiniz. Yani gireceğiniz şirketi de en nihayetinde siz seçeceksiniz. Kariyerinizi de siz aslında bina edeceksiniz. Bunu aynı şirket içerisinde yapmak da mümkün. Farklı şirketlerde dolaşarak ya da arada işte Özer hocam gibi hani kendi işinizi kurup deneyerek en azından hani ileride denemedim dememek için ve orada da aslında bir sürü şey öğrenmek için böyle kurmakta da fayda var. Ben mesela şeyle ilgili de bir yorum yapmak isterim. Hani buyurun. Ben ekipte hani 40 kişilik bir ve burada STEM profili belki duymayanlar vardı. Science, teknoloji, engineering ve matematik mezunlarını öncelikle tercih ediyoruz. Mesela niye tercih ediyoruz? Bu arkadaşların analitik tarafı daha kuvvetli. Çünkü biz teknoloji tarafında ağırlıklı bir şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla buralarda hani dün de konuşmuştuk. Hani GPA konusu çok hani geliyor. Ben belki soru gelmeden de söylemiş olurum. Yani biz hani neye ön yargılıyız? 2.00 ön yargılı değilim ben. 4.00'a ön yargılıyım ODTÜ'de. Ya çünkü yani ben şöyle bakıyorum o range'e. Yani 4.00 olan bir adam ODTÜ'de gerçekten yani kaç tane dönem yaşıyoruz? Kaç final dönemi ve hiçbir midterm'de bile bir yanlış yapmama stresi ve azmi. Yani takdir ediyorum ama yani bu çaba çok bana şey geliyor, stresli ve uzun geliyor. Ben 4.00'dan daha sosyal olarak kendine zaman ayırmış, daha aralarda bitmiş ve o aralardaki sosyal vaktini nasıl geçirmiş insanlar var, onları merak ediyorum. Çünkü yaptığım işte 4.00'lık bir şey beklemiyorum. Yani hangi bölüm olursa olsun. Dolayısıyla başvurduğu şirketin nasıl bu konuya yaklaştığı çok değişkenlik gösteriyor. O yüzden kimse not ortalamasına göre bir algıya kapılmasın, iyi ya da kötü. Yani iyi için de söylüyorum bunu. O yüzden ben hiç demin galiba Türk hocam söyledi. Yani GPA sormam bile. Gerçekten sormam. Pardon. Evet. Son 15 saniye. Kötü örnek olmayayım. 4.0 ortalama akademik kariyer için güzel bir ortalama. Ama işletmede şöyle bir olay vardır. Marginal utility vardır. Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağalara değsin meselesi. Yani çok fazla zaman harcayarak 3-3.5'u yakalamakla harcayacağınız zamanla onun getirisi eş değil profesyonel hayatta. Bunu söylemek doğrusu.
Ya işi ben bu felsefik tarafına bir ekleme yapayım. Gene yani mülakatlarda benim rutin sözlerimden bir tanesidir. Ben tüm adaylara şeyi söylerim. Sakın şey yanılgısına düşmeyin. Yani iş hayatı bir araçtır. Amaç değildir. Yani iş hepimiz niçin çalışıyoruz? Para kazanmak için çalışıyoruz. Sonra o kazandığımız parayı kendi özel hayatımızda harcamak için çalışıyoruz. Dolayısıyla İşi amaç edinen şirketlerden uzak dursunlar, net. Yani gelip böyle size insan muamelesi yapmayan, inanılmaz çalıştıran, içeride böyle çok fazla çalışan değerinin çok önemsenmediği şirketlerden uzak dursunlar. Yani bu çok önemli bir şey, çok önemli bir yaklaşım. Dolayısıyla bunu unutmamak lazım. Yani hepimiz gerçekten kendimiz için çalışıyoruz önce, sonra şirket için çalışıyoruz. Önce kendimiz para kazanmak için çalışıyoruz, sonra şirket için çalışıyoruz. Kurumsal hayatta da şirketin de böyle bakması lazım. O yüzden hani iş hayatında değişiklikler son derece normal. Size uymayabilir, bir süre sonra yorulabilirsiniz, şirket yorulabilir. Hani kariyeriniz tıkanabilir. Yani çok uzun bir yol ama hani işin en başında şey var. Para kazanmak için çalışıyoruz. Evet, bir kariyer planı da yapıyoruz ama önce kendimiz için çalışıyoruz. Bunu unutmamak lazım. Buna değer veren şirketlere bakmak, onları bulmak daha önemli. Evet, teşekkür ediyoruz Türkay Hocam. Şimdi sonun aslında ekstra time'ımızın da, ekstra zamanımızın da son 2 dakikası. Çok kısaca Necmettin Hocam'ın bir sorusu var. Daha benle ilgili olabilir diye düşündüğüm için ona çok kısa bir cevap vereyim. Demiş ki Necmettin Hocam, yurt dışı iş olanaklarına ilişkin bir tüyo verir misiniz kariyerin başında? Hani açıkçası eğer yurt dışında bir kariyer yapmak istiyorsanız, hani biraz önce Selim Hocam'ın söylediği aslında yurt dışı için de geçerli. Hani yurt dışında çok fazla kariyer yapan insanlar var şu anda. Araştırabilirsiniz. Hani o yurt dışındaki headhunter'ları, şirketleri iyi araştırmanızı öneririm. Bir de örneğin ben Almanya'dayım. Almanya'nın işe alımında kendine özgü bazı standartları var. Her ülkenin böyle standartları var. Ama Allah'tan internet var artık. Hani bu bilgilere ulaşmak da çok kolay. Mezunlarımıza, orada çalışan mezunlarımıza ya da internetten o ülke spesifik şeylere de ulaşabilirsiniz. Eğer yurt dışında kariyer arıyorsanız. Yani o ülkede daha çok hangi firmalar var, headhunter'lar neler, iş başvurusunda spesifik olarak istenen şeyler var mı gibi şeyleri. Bu noktada ulaşabilirsiniz. Yani bana da ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde ilgili ülkelerdeki mezunlarımıza da ulaşabilirsiniz. Ebru Hocam, ben bir şey söyleyebilir miyim? Pardon. Görsen internette çalıştım. Tabii. Yurt dışı temelli çalışmak için verebileceğim ilk tavsiye uluslararası firmalarda çalışıp işe girmek. Yani ben öyle gittiğim için. Yani iki türlü gidilebilir. Atlayıp gidilip oralarda iş bulunabilir. Onu yapan arkadaşlarım da var. Başardılar. Çalışıyorlar yurt dışında. Ben yabancı firmada çalıştım. O istekliliğimi gösterdim. Zaten kafada böyle bir hayal vardı. Ne kadar istekli olduğumu belirttikçe de davet geldi ve gittik 4 yıl Milano'da çalıştık. Bir yabancı firma, mesela bizim firmada şu anda olacak eleman alıyoruz ve yurt dışı olanakları da var. En kolay, en hızlı yolu yabancı bir firmada ne olursa olsun herhangi bir pozisyonda işe başlayabilmektir. Kolay ve basit yolu. Böyle bir tecrübem olduğu için söylemek istedim. Teşekkürler. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Bu tecrübenizi paylaştığınız için. Artık son 30 saniyemiz. Ben tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim. Bizleri dinlediği için. Türkay Hocam, Selim Hocam, Özer Hocam, değerli katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz. Ben hemen şey söyleyeyim. Hani bana LinkedIn'den ulaşabilirler. Başka ilave sorular olanlar. LinkedIn şeyimi koydum. Profilimde var. Dolayısıyla isteyen her konuda soru sorabilir. Evet. Sanıyorum Selim Hocam, Özer Hocam için de geçerli. Bizlere istediğiniz zaman LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Yine sanıyorum bu diye